Çünkü Allah iki çocuğum, inşallah. İki çocuğumun annesi ve ben onsuz bir hiçim. Ha. Ama ne yaptıysam işte diyorum ya, iyilikten. Yani bir türlü inanamıyorum. Ay arabalarda yatmışsınız ya. Evet, bazen arabada. Anneniz, babanız, bir yakınınız, gidebileceğiniz bir yer yok muydu da arabada yattınız? Maalesef, onları kaybettim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, dostlar sağ olsun. Çalacağınız işte bir kapı yoktu yani. Aynen. Bazen arkadaşlarım da davet ediyor, arkadaşlarıma gidiyorum. Bazen arabada yatıyorum. İşte böyle. Son zamanlardaki, son iki aydır durumunuz bu yani. Evet. Ama olaylara da yani münasip işte sıra sıra böyle ara ara tesadüfler, iyi niyetler işte böyle erişimde tam barışacağım derken tekrar bozulmalar böyle gidiyor yani. Şimdi ben gideceğim, eşinizle konuşacağım. Evet. Alev Hanım'ı programımıza davet edeceğim. Evet. İnşallah gelsin, tanışalım, konuşalım. Sonra da yan yana gelin. Valla Ayşegül budur. Hanım, inanır mısınız? O kadar size ihtiyacım var ki, inanın eşimle çok barışmak istiyorum. Çünkü inanın çok özledim. Hele o çocukların, yani iki ayda olsa burnumda gözümde tütüyor. Yani bir an, yani bir babanın evladından ayrılma şeklini bilirsiniz. Yani o çocukların babasız büyümesini de istemiyorum. Kim ister evladı anasız babasız büyüsün? Kim ister? Evet. Şimdi bana müsaade edin. Tamam. İyisiniz değil mi? Evet, iyiyim. Zor değil mi? Hı? Aşkın beğenişi zor. Alev Hanım'ı arıyoruz. Alo. Merhaba, Alev Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim, siz kimsiniz? Alev Hanım, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? Ayşegül Hanım. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Programımızı izliyorsunuz sanırım. Evet de numaramı nereden buldunuz? Yani beni neden aradınız? Alev Hanım, bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Programımızı izlediyseniz formatımızı da biliyorsunuzdur. Evinizin önünde aracımız var. Aç gözlü kocam mı size başvurdu? Şimdi ben sizden bir şey rica ediyorum. Evinizin önündeki araca gelmenizi rica ediyorum. Ondan sonra sizi tekrar arayacağım. Olabilir mi? Ben o adamla görüşmek istemiyorum. Ben Aşkın Bey'le görüşün demiyorum. Hı. Ben sadece araca gelmenizi rica ediyorum. Peki, tamam. Bekliyorum, teşekkür ederim, sağ olun. Tamam, ben teşekkür ederim. Ne kadar çok karşılaşıyorum değil mi? Daha böyle telefonu açmadan, kapamadan ya da iki çift laf etmeden neyle karşılaşıyoruz? Görüşmek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum, yüzünü görmek istemiyorum. Ama bunların bazısının sonucu da çok güzel olabiliyor. İnanın bazen öyle umutlarla hareket ediyorum ki, yani başvuran, şans isteyen insandan daha çok sanki umutlanıyorum ve şans istiyorum karşı taraftan. Araçtasınız sanırım. Evet. Ben telefonunuza şifre gönderiyorum mesajla. Hatta gönderdim. Aracımızdaki kasayı o şifreye girerek açabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen. Kasada ne olduğunu ben de merak ediyorum çünkü. Peki, bir bakayım. Bu Aşkın'ın arabasının anahtarı. Evet, programımıza Aşkın Bey başvurdu.
Siz kesin bir dille belki ben onunla görüşmek istemiyorum dediniz ama ben hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum Alev Hanım. Gelseniz araç sizi benim olduğum yere getirse, tanışsak, biraz sohbet etsek ne dersiniz? Ben hiçbir şekilde o adamla konuşmak istemiyorum. Ben eşinizle yan yana gelin demiyorum. Ben sizinle tanışmak ve biraz sohbet etmek istiyorum. Sırf size gerçekleri anlatmak için geleceğim, sizinle konuşmak için. Çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Bekliyorum ben sizi. Okey. Evet. Zor mu olacak? Hep beraber göreceğiz. Rahatsız olmayın lütfen. Evet. Evet. Eşiniz geliyor. Sizinle görüşür mü, görüşmez mi bilmiyorum. Evet, haklısınız, size inanmadığı çok belli. Ben görüşmek istemiyorum onunla dedi. İnanmıyor size yani. Bir yemekhane olayınız falan olmuş galiba değil mi? Bir gün şirketimizin yemekhanesindeyiz. O gün de benim doğum günüm. Hı. Ama bizimkilerin bana sürpriz yapacağından haberim yok. Ha. O gün de müdürün işe yeni aldığı sekreteri var. Hı. Ben burada yemek yiyorum. Sekreteri de burada karşıda yemek yiyor. Ama yemekhanede ikimizden başka da kimse yok. Ya her ne hikmetse değil mi? Evet. Neyse, bir anda öksürme sesi duydum. Bana bir baktım, kız boğuluyor. Aa. Evet, yani yemek parçası boğazına kaçmış. Aa, o bir hareket var. Şey diyorlar. Aa, dur anlat. Hanklik. Evet. Hanklik diyorlar. Ben de ona... Siz o hareket... yani işte... Birine mi yakalandınız o? Şimdi onu anlatacağım. Böyle tam hanklik yaptığım kuzenim... Ve videoyla canlı kamerada eşim pat doğum günümü kutlu. İyi ki doğdun aşkım demeye kalmadı. Buyurun tekrardan cenaze namazına. Ay. Bu şekilde kaldık. Size... Ay bir dakika. Ay sinirim bozuldu. Size doğum günü sürprizi yapmak istemişler ve siz de hanımefendiyi... Ne oldu? Gerçekten boğazında kalan bir şey. Kurtuldu mu kadın zaten, yani? Zaten kadınla konuştuk ama o esnada... O görüntü. Bir de kurtardı, o lokmayı çıkarttım. Bir de teşekkür diye o esnada yanağımdan şak diye öpmez mi? Hadi buyur gel de anlat bizimkine. Kurtuldu kadın. Çıktı lokması, neyse artık boğazlık. Ama siz o doğum günü sürpriz fotoğrafı bir tarafta, sizin o görüntünüz bir tarafta. Ay sinirim bozuldu. Yani onunla yalvar yakar arkadaşlar. O kuzenim de zaten bir aramız açıldı o esnada. Yani insan bir haber verir değil mi girerken yani? Ama sürpriz haber verilmez ki. Ya işte bir anda öyle olunca oldu. Ya çok merak ettim bu durumu nasıl izle. Gerçi o an orada hemen izah ettirseydiniz sanırım. Ya zaten hanımla konuşturdum öyle bir şey olmadı ama... Tekrardan sen tut, tam olayı yerine oturtturmuşum, eşimle barışmak üzereyim. Sen tekrar teşekkür mahiyetinde bir de eve çiçek yollamaz mı? Ondan sonra da eşim bana demez mi? Ama ya kadının hani... hayatını kurtardınız yani. İşte gel de bunu eşime anlat.